İftar değil, oruç ayımız, Ramazanımız. Hangi Ramazan? Kendimizi sorgulayalım. Ramazan ayı bize neler hatırlatıyor? Bir ay boyunca neler alıyoruz? Önceki Ramazanlar hangi izleri bırakarak gitti? Mesela Ramazan sözcüğünü duyduğumuzda aklımıza ilk gelen mağfiret ve cennet kelimeleri mi oluyor, yoksa iftar ve benzeri şeyler mi? Allah'ın Nebisi Ramazan'ı nasıl tarif ediyor ve onunla neler vaat ediyor bize? Kur'an'ımızda orucu emreden ayetlerdeki ifadeleri defalarca incelemeli, bunların üzerinde düşünmeliyiz. Medine-i Münevvere'de Allah'ın ayetleri gün gün inerken, dini müdafaa edip cihat yolunda yürüyecek bir tek insana bile ihtiyaç hissedilen bir zamanda önce oruç farz kılındı. Ardından da cihat emredildi. İyi müminler oruç eğitimi görmüş müminler oldular. Dönüp düşünelim. Oruç bizim için bir eğitim oluyor mu, yoksa açlık ve fakirliğin edebiyatını mı yapıyoruz? Şu hadisi şerifi defalarca okuyup düşünelim. Kendimizi hadisin muhtevasına uyarlayalım. Kim tam bir imanla ve ecrini Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, onun geçmiş ve gelecek günahları mağfiret olunur. Bir Ramazan sonrasında bu hadisin serinliğini içimizde ne kadar hissettik? Günahlarımızdan mağfiret görmeyi kendimizi böyle bir şeye uygun gördük mü? Ramazan değilse ne zaman iyi bir muhasebe zamanıdır acaba? Ramazan programımız. İlk hamlemiz nasuh bir tövbe. Günahlarımızı ve akıbetimizi tefekkür etmeye ne kadar da muhtacız. Ramazan, tefekkür ve tövbenin bulunmaz zamanıdır. Ramazan, cennete girmenin en mümkün olduğu zamandır. Rabbimizle aramızda günahlarımız mesafe oluşturmaktadır. İlk fırsatta Riyazü's Salihin veya başka bir hadis kitabından tövbe ile ilgili hadisleri okuyup Rabbimize dönme kararı verelim. Nasuh tövbe. Günaha tekrar geri dönmeme ciddiyetiyle yapılan ve uygulanan tövbedir. İlk iş orucun fıkhını öğrenmek. Bilmeyen veya aslı gibi bilmeyen istese de güzeli yapamaz. Dinimiz ilim dinidir. Bizde öğrenmek bir ibadettir. Hangi işle meşgulsek, o işin, o ibadetin ahkamını öğrenmek farz-ı ayn'dır. Ramazan ayına hürmetimizi ve oruç ibadetine bakışımızdaki ciddiyeti göstermesi açısındansa bir ilmihal kitabından oruç konusunu okuyarak başlayalım. Tövbe içinde Kadir gecesini bekleyecek vaktimiz yoktur. Ne zaman günahlarımızdan sıyrılırsak, bizim Kadir gecemiz o gecedir. Kadir gecesinin edebiyat konusu haline getirilmesi tam anlamıyla bir kayıptır. Gece kıyamına alışalım. Gece ibadeti Ramazan ayının farklılıklarındandır. Teheccüd namazı, geceliğin Kur'an tilaveti, zikir bu ayda yapmamız gerekenlerdendir. Bu ayda geceleri Rabbi için ayakta kalanlardan olmaya alışalım. Bilhassa gece ibadetlerinin gözlerden ve kulaklardan ırak bir zeminde olmasına dikkat edelim.